Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Azerbaycan Doğu Zengezur'da Laçin ilçesine bağlı bölgelerde Ermenilerin çekilmesi yönünde ultimatom vermişti. Azerbaycan'ın verdiği bu ultimatom öyle bir ses getirdi ve ciddiyetimizi öyle gördüler ki 25 Ağustos'a kadar bölgeyi terk etmedikleri takdirde Azerbaycan ordusunun yumruğuyla karşılaşacakları kendilerine iletildi. Her zamanki gibi Ermeniler orayı terk etmeden yakıp yıkarak terk ediyorlar. Ne var ne yok yakıyorlar. Şu anda onların bu defterleri karıştırdıkları yerler, burada bu işleri yaptıkları yerler, okul diye inşa ettikleri yerler, hepsi Türk toprağı. İşin daha dramatik yanı bu değil mi? Kendilerinin olmayan topraklarda ayrılırken de böyle iç çekiyor ve tüttürüyorlar. Oysa ki bu topraklar onların değil. Yani üzülmelerini gerektirecek bir durum yok aslında. Aslında onları buraya getirerek vaatlerde bulunanlar da suçlu. Hatırlatayım mı onları buraya getirenleri? Özellikle hatırlatmak gerekiyor. Ama dikkat ederseniz özellikle Putin ve Erdoğan görüşmesi çok önemli bir görüşmeydi. Dedim ki Karabağ'daki olaylar, Karabağ'daki hareketlilik özellikle diplomatik ve güç anlamında Soçi zirvesine bağlı. Yani Erdoğan bu zirvede Karabağ konusu masaya yatırmış gözüküyor. Burada Karabağ konusu görüşüldü ve Karabağ konusunda iki tarafta bu konuda evet anlaşmaların 9 ve 10 Kasım anlaşmasının geçerliliği konusunda anlaştılar. Gerçekten yapılacak çok iş var. Ama şu bir gerçek ki Azerbaycan ordusunun şu anda yayının başında verdiğim ultimatomu uygulanması, Rus sözde barış gücünün oralara gelip Azerbaycan ordusunun ultimatomunu durdurmaya çalışması gibi bir durum yok. Evet, bu görüntülere bakacağız tekrardan. İşte bu görüntüler söylediğim gibi üzüntülü haldeler, üzgünler ve bu yaptıkları propagandalar tamamıyla kendilerine ait olmayan bir toprakta yapılan şovlar. İşte gördüğünüz gibi burada bir dramatik bir durum oluşturmaya çalışsalar da tamamıyla evet kendilerine olmayan bir toprakta yaptıkları bu şovların bittiği anlamına geldi. Özellikle bu gelen Ermeniler nereden geliyor? Lübnan'dan ve Suriye'den getirdiler. Demin dedim ya, bunların tabii ki getireni ve suçlusu kim? Ona tekrar bir bakalım. Muradov, 1973 doğumlu. Dağıstan Çınar Köyü'nde doğdu. Derbentli. Türk yoğunluklu Dağıstan Tabarasan'da yaşadı. Yani bize yabancı birisi değil. Ve Türklerle büyüdü. Ama ne yazık ki, ne yazık ki gördüğünüz gibi gitti Ermenilerin, evet Ermenilerin Laçin'den, Suriye'den ve Lübnan'dan getirilen Ermenilerin Karabağ'da orayı bir Ermeni toprağı gibi göstermek adına yerleşmelerinde başrol oynadı. Evet, başrol oynadı. Bu görüntü hala hafızalarda. Harut Yunyan'la öyle bir sarıldılar ki bir evlat, evet bir evlat babasına böyle sarılmadı. Bir baba evladına böyle sarılmadı. Rus sözde barış gücü adıyla, evet oraya komutan olarak atanan Tabasaranlı Rüstem Muradov, sözde Ermeni Karabağ Devleti yönetici ve bayraklarıyla samimi pozlarına devam etti. Azerbaycan ne der? Azerbaycan'ı incitir miyim? Orada yanlı gözükür müyüm? Demedi bile. Niye? Süper güç havasındaydılar değerli izleyenlerim. Süper güç havasındaydılar. Bunun için burunlarından kıl aldırmıyorlardı. Yani havalarından geçilmiyordu. Özellikle Dağlık Karabağ'da halen neden birçok yer kurtarılamamıştı? Rusya neden bu kadar yanlı bir tutumla devam etti? Ve 7 ilçeye Azerbaycan ikna edildi diye sorular gelmişti aklımıza. Şimdi yok. Hocaevendi'nin önüne geldik. Bugünkü yayınımda söyledim. Hocaevendi'nin kapısına kadar geldik. Oradaki Dişbaşı köyünü alarak Hocaevendi'nin kapısına kadar geldik. Ve artık şunu görüyoruz ki Hocaevendi'de her an alabiliriz. Terörist faaliyetlere müdahale bazında Erdoğan'la Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmede Hocaevent gözden çıkarılmış olabilir. Demin gördüğünüz Laçin'den çekilme görüntüleri ve bunun yanında özellikle bir ara Azerbaycan cevap vermişti Ermeni saldırılarına ve Azerbaycan tarafıyla Ermeni savaş esirlerinin iadesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Olumlu gelişmeler var. Bence bu konu tamamen kapatılmalı. Rus sözde barış gücü bu konuyu çözecek diye sözler söylemişti Muradov. Bölgede özellikle
İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra her şey Ermeni lehine şekillenmeye ve Ermeniler cesaretlendirmeye başlamıştı. O kadar yapılan sınır tacizlerine ve yapılan bir sürü saldırının arkasında da Rus desteği vardı. Ta ki Ukrayna'da burunları sürtülene kadar. Ukrayna'da yaşadıkları dram, Ukrayna'da yaşadıkları büyük yıkım ve kayıplar Rus devletinin kara ordusunun caydırıcı olmadığını gösterdi. Şimdi birileri çıkacak. Şu anda ne yapıyorlar? Ukrayna'nın şu kadarını aldılar diye. Kimse kusura bakmasın. Ukrayna'da Melipol ve Herson şehri ihanetle düştü. Evet, Melipol ve özellikle Herson kentleri ihanete düştü. Bakmayın siz birkaç taburun direndiğine. O bölgedeki idareciler, Rus kuvvetlerine işbirliği içine giren bir kısım idareciler Ukrayna'nın doğusunda ihanetle şehirleri teslim ettiler. Özellikle bu durumu gözden kaçırmayalım. Onun haricinde yanı başındaki Sumy kentini, Harkov kentini, evet o kentleri alamadı Rusya. Birkaç kilometre ötesindeki kentlerin her karışını bombaladı ama alamadı. Öyle. Yani burada eğer Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan devleti Rusya'nın karada bu halini bilseydi Han kenti de durmazdı. Cidden söylüyorum. Yani Rus ordusu 2. Dünya Savaşı'ndaki Orta Asya'dan gidip o saflarda savaşarak Almanları asıl yenen Türk kardeşlerimizin yaptığı emeğin üstüne kondu. Ruslar yaptıkları basit zırhlarla öyle gidip de yine de Almanya'ya gidip alamazlardı. Yani Berlin'e kadar dayanıp o başarıyı elde edemezlerdi. İnsan değerini unutmayalım. İnsan faktörünü unutmayalım. Demek istediğim şu. Artık Karabağ'da Azerbaycan mührü vurulmaya başlandı. Gidiyorlar. Gitmeye devam edecekler. Özellikle hemen Paşinyan Putin'i aradı. Yardım et. Yardım et diyor. Azerbaycan Hocaevendi alacak. Yardım et. Gördüğünüz gibi olaylar bunlar. Ama şu bir gerçek ki Paşinyan'ın kimi oynadığı da belli değil. Daha geçen gün kimle görüştü? Evet, kimle görüştü? Daha geçen gün Blinken'le görüştü. Amerika'yla görüştü. Macron'la görüştü. Macron pek bu konunun içine girmek istemiyor bu ara. Evet, Macron bu konunun içine pek girmek istemiyor. Ama ne hakla, benim anlamadığım şu. Ne hakla böyle bir durumda, evet ağlıyorlar bakın. Yüz ifadelerine bakın. Görüyorsunuz değil mi? Gördüğünüz gibi ağlama görüntüleri var. Yani sanki kendi topraklarındalar, sanki kendi yuvalarındalar. Yani böyle bir şey olamaz. Azerbaycan'ın topraklarından gidecekler. Azerbaycan'ın öz topraklarından ayrılacaklar. Böyle bir şeye asla müsaade edilmeyecek. Gerçekten böyle bir şeye asla müsaade edilmeyecek. Evet değerli izleyenler, Ermeniler, evet Karabağ'dan çıkmaya alışacaklar. Bu görüntülerde bunların bir göstergesi. Evet, çıkmaya alışacaklar. Değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşene kadar hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.